Başbakanın öğrencilerle ilgili bir açıklaması oldu. Öğrenci evleriyle ilgili kız erkek öğrenciler aynı evde aynı yurtlarda kalamayacak diye. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz öğrenci olarak? Başbakan Tayyip Erdoğan öncelikle gelip üniversitedeki kadın yurtlarını görmeli. Misafirhane dedikleri alanda 15-20 tane kadın çalışma odasına kapatıp alın size misafirhane deyip sağlıksız koşullarda öğrenciler orada barınıyor. Hiçbir hakları yok. Onun dışında kadın erkek yurtları sanki öyle bir şey oluşur ki gündem oluşur ki sanki kadın erkek aynı blokta kalıyormuş gibi, aynı odada kalıyorlarmış gibi. Farklı bloklarda kalınıyor değil mi? Evet, farklı bloklarda kalınıyor. Aynı bahçe, aynı spor tesisi. Onun dışında falan herhangi bir şeyleri yok. Peki birleşme noktaları yok. Evde yaşıyorsunuz. Evlerinize erkek arkadaşlarınız geliyor mu? Evet, geliyor gayet. Geliyorlar. Kendimizi bilen insanlarız. Neler yapıyorsunuz evde mesela? Kitap okuyoruz, yemek yapıyoruz, çay içiyoruz, ders çalışıyoruz. Bu tür film izliyoruz, bu tür şeyler. Vali tarafından müdahale edileceğini söyledi başbakan. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Başbakan öncelikle yurtlara bir baksın. Yurtlardaki sağlıksız koşullar öğrencilerin yurtta barınamamasına, işte Ankara'da dayınız yoksa yerleşemezsiniz yurda. Bu cümlelere öncelikle baksın. Yurtlardaki cinsiyetçi ayrımcı politikalara baksın. Sonra gelip bizim evlerimiz hakkında yorum yapsın. Siz evde kalıyorsunuz. Evet, evet. Kaç kişi kalıyorsunuz? 4 kişi kalıyoruz. 4 kişi hepiniz erkeksiniz. Evet. Peki evinize kız arkadaşlarınız geliyor, misafirlik ediyorlar. Peki bununla ilgili çevreden tepki gördünüz mü hiç? Yok, bununla ilgili çevreden tepki görmedik çünkü biz belliyiz yani. Üniversiteli kız arkadaşlar yeni evde ne yapar? Oyun oynar, film izler, evet. Ders çalışır, müzik dinler. Bunlar yapıyoruz yani biz. Farklı bir şey yapmıyoruz yemek ama... Yemek yapıyor muydunuz? Tabii yapıyoruz. Hep birlikte yemek yapıyoruz. Evet. Kız erkekle yemek yapıyoruz evimizde. Yemek de yiyoruz. Ama Tayyip Erdoğan artık bir şeysi vardı. Üniversiteyle artık baş edemiyor Tayyip Erdoğan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan, Hacettepe'de yaşanan olaylardan sonra artık üniversitelerin korkulu rüyası oldu Tayyip Erdoğan. Son 9 Aralık'ta gördük üniversiteyi hapse tıkmıştı. Tayyip Erdoğan artık yeni şeyler geliştirmeye başladı. Yani baş edemiyorsak baş göz edelim, evlendirelim. Baş edemiyorsak ceza yağdıralım. Baş edemiyorsak üniversiteleri hapse tıkayalım. Çünkü üniversiteli arkadaşımız Ali İsmail Korkmaz, Haziran direnişçisi öldürüldü. Ama katiller hala dışarıda serbestçe dolaşabiliyor. Üniversitede katiller içeride, sivil polisler içeride ama üniversiteler mezarda. Ne durumlar var üniversitemizde? Şimdi ben yurtta kalıyorum KYK'da aşağıda, özel yurtta kalıyorum. Yurtta... nasıl söyleyeyim, bu yıl ayrılmış sanırım. Orası karma bir yurttu. Hani artık kızlar ve kadın ve erkeklerin yan yana yürümelerine bile tahammül edemiyorlar. Demek ki öyle bir seviyeye gelmişler yani. Bugün Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yapabiliyorsa demek ki kadın ve erkek öğrencilerin veya kadın ve erkeğin sokaktan yan yana yürümesini ters görüyor veya mahrem görüyor. Bu ne demektir? Kadınların bugün toplumdaki yerinin bu kadar alçaldığını hissettirmek istediğim. Bu kadar baskı kurmuş ki bugün diyor ki kadın ve erkek öğrenciler aynı evde kalamaz. Niye kalamaz? Ben bunu çok merak ediyorum hani. Kadın ve erkek önce niye aynı evde kalamazsın ki? Benim kuzenim olur, bilmem neyim olur. Normal bir arkadaşım aynı evde kalamaz mıyım? Kalırım. Ki hani bu hani insanların hiçbir zaman ben şey düşündüm. İnsanların hiçbir zaman art niyetleri olmadıkları sürece ters konuşmazlar. Hani senin bunu yapmayacağın ne malum dedikleri sürece demek ki altında farklı bir şey var ki yani yapabilirler düşüncesi var ki böyle bir şey söylüyor veya tahammül edemiyor ki böyle bir şey söylüyor. Artık hani şeye yönelik ceza yapalım işte evlendirelim aynı yurtta işte bedava kalsınlar. Artık yani politikalar o kadar can sıkıntısından mıdır bilmiyorum artık bunlar dalga geçilecek bir şey bu yani. Yani baş edemiyoruz baş göz edelim kampanyası tamamen bu. Her okulda hani ne demek ya çok saçma geliyor bir kere hani benim durumum yoksa ben KYK'da hani kalıyorsam benim KYK'ya verecek param yoksa evlenmek zorunda mı kalacağım? Meslek bir şey olur mu bana ya? Peki şu an kaldığın yurtta. Evet. Kız yurdunda kalıyorsun. Evet, erkeklerin gidip gelmeye durumu var mı yurtta? Hayır, kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Hayır, giremezler. Evet. Ki yurtta zaten blokla arasında geçiş yaşak. Ben A blokta kalıyorsam B bloğa giremiyorum. Mesela ben A blokta kalıyorum, B blokta işte C blokta misafir öğrenciler var. Misafir öğrenciler ranza, 5-6 tane ranza yan yana. Nereye buluyorlarsa oraya yatak atıyorlar, orada kalıyorlar. Öyle bir uygulama var. Yemek parmak, mesela parmak uygulaması var bizim yemekhanemizde. 12'ye kadar koydular. Normalde parmak 2'ye kadar. Biz de sabah kalkıp derse gittiğimizde yurtta hani binlerce öğrenci var neredeyse. 6 blok binlerce öğrenci var ve hepsi sabah 9.30'da dersi var maksimum. Herkes bir anda parmak kaç saate bitecek?
Yani bu yüzden hani 12'ye kadar sınırlamanın ders 12.30'da bitti. Böyle abes bir uygulamalar var. Akşam 4'te mesela, 4'ten önce 4.30 lira parmağın varsa onu kullanamıyorsun. İşte 11.30'a kadar giriş var. 11.30'da işte ikinci öğretim öğrencisisin ve 12'de dersin bitiyorsa izin almak zorundasın sürekli. Böyle uygulamalar var. Yani nasıl diyeyim, artık bastırma politikası uyguluyorlar. Bildiğiniz hani sen kadınsan bunu yap, bu çizgiyi geçemezsin. Veya sen kadınsan sokakta bir erkekle yürüyemezsin. Veya sen kadınsan bir erkeğin evine gidip misafir kalamazsın uygulaması artık. Hani bu o kadar şey baskıcı bir toplumla yaşıyoruz ki hani bunun açık açık göstergesi bu. Artık hani örtbas da gizli saklı da yapmıyorlar. Adam ne diyor? Çok mahremiyet diyor. Hayır, valilikle denetlenecek. Neyin denetlemesi bu? Neyin denetlemesi ya? Bu soru insanların aklında oluşuyor bir kere. Ben arkadaşımın evine gidip oturabiliyorsam, onun yemeğe ihtiyacı vardır, ona yardım edebiliyorsam, kolektif bir şekilde yaşıyorsam zaten hani art niyet ne yani? Art niyet, arkadaşlık arasında art niyet de olmaz. Bununla düşünüyorum. Gidiyorsam benim için hiçbir problem yoktur ki. Buna ben gidiyorsam ona ne? Bu benim hayatımsa ona ne? Kim benim hayatım hakkında karışır? Ben üniversite öğrencisiyim. 18 yaşımı geçmişim. Hani özgür bir düş. Eğer özgür bir ülkede yaşıyorsam özgür bir bireysen. Ki özgürlük nasıl bir özgürlük onu çok merak ediyorum. Bu özgürlükse bu özgürlük değil. Ben özgür de değilim. Kabul etmiyorum. Tabii kesinlikle kabul etmiyorum. İşte yurt uygulamalar var. Bir sürü uygulama var. Daha geçen gün KYK'nın devlet yurdunun aşağıda arkadaşlarımız sabah kahvaltısından zehirlendi. Öyle mi? Yani öyle zehirlendi ama... Kaç kişi zehirlendi? Sanırım 16 kişiydi. 18 kişi olması lazım. O belli olmayan bir sayı yani tam olarak aklımda... Kahvaltıdan mı zehirlendiler? Kahvaltıdan zehirlenmişler. Kimsenin haberi yok. Niye kızlı erkekli aynı evde kalıyorsunuz diyor da niye aşağıda yurttaki zehirlenen arkadaşlarımıza cevap vermiyor ki? Veya niye o uygulamalar yapmıyorlar? Suat Kılıç bugün diyor evinize hoş geldin yazıyor mesela. KYK'nın yurdunun tabelasında sosyal testlerinde evinize hoş geldin yazıyor. Nasıl bir ev orası ki? Yurtta Kur'an kursu açıyorlar, ilahiyat atölyesi açtılar. Hani edebiyat bilmem ne atölyesinin yanında. İşte Kur'an kursu, yani yurttasın. Yani ne diye Kur'an kursu açıyorsun? Git bilim sanat atölyesi aç. Kur'an kursunu vereceksen camiye gidebilirsin. Camide hocası var, kadın hocası var, bilmem nesi var. Aşağıda cemiyetler var. Kur'an kursu açan birçok yer var. Gelip neden KYK'da? Niye gerici, şöyle bir şey diyeyim, gerici yapılanma olduğundan dolayı KYK'da Kur'an kursu açıyor. Hani neden benim aklım varsa, ben dinimi biliyorsam KYK'da kimse bana bir Kur'an kursu açmak zorunda değil ki. Ya ben yurt konusundaki görüşünü destekliyorum. Sonuçta evet, aynı katta kız erkeğin olması mantıklı değil. Yani ailenin kendi görüşüdür ama evet. Sonuçta lise çağları hormonların çok fazla çalıştığı çağlar. O yüzden çok mantıklı değil. Ama ev konusunda bir şey diyemem. Sonuçta evde bulunmak sadece seks anlamına gelmiyor. Evet. Peki siz evde mi kalıyorsunuz, yurtta mı evde kalıyorsunuz? Eve erkek arkadaşlarınız geliyor mu? Geliyorlar. Geliyorlar. Neler yapıyorsunuz arkadaşlarınız gelince, erkek arkadaşlarınız? Genelde sınav haftalarında geliyorlar. Ders çalışıyoruz. Birlikte ders çalışıyorsunuz. Yemek makarna yapıyorsunuz. Makarna yapıyoruz. Evet. Yani bu tarz aktiviteler ya. Hani bence çok art niyetli düşünüyor bu konuda. Peki çevrenizden tepki var mı erkek arkadaşlarınız geldiğinde? Yok, ben bir tepki görmedim. Herhangi bir şikayet durumu oldu mu? Hayır. Biz aile apartmanında kalıyoruz mesela. Şu ana kadar komşularımızdan da bir şikayet almadık. Anladım. Peki bundan sonra bu tür durumlarda valilik tarafından müdahale edileceği söz konusu. Tabii evet, baskınlar yapılacak bir şey. Evet, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya ben biraz özel hayata müdahale olduğunu düşünüyorum. Sonuçta orası benim evimin içi, annem, yani özelim. Evet. Kimsenin girmeye müdahale etmeye hakkı yok. Ben haklı bir gerekçe olarak görüyorsunuz. Peki siz yurtta mı kalıyorsunuz, evde mi kalıyorsunuz? KYK'da. Ne oldu abi? Yurtta kalıyorsunuz. Yurtta herhangi bir sıkıntı oldu mu bununla ilgili, kız, erkek, öğrenciler? Şöyle söyleyeyim, ben daha yeni yerleştim zaten yurtta. Hani herhangi bir duyum ya da sorunla karşılaştım ama eksi bir şey yok. Şu ana kadar hani duyduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Genelde olumlu yönde tepkiler gördüm yani. Hani böyle olması gerektiğini düşündüğüm. Peki siz evde kalsaydınız, sizin özel hayatınıza valilik tarafından müdahale edilmesine, yani buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Evinize diyelim ki erkek arkadaşınız değil de bir kuzeniniz geldi. Çevreden şikayet oldu, valilik buna müdahale etti. Yani bununla ilgili ne düşünürdünüz? Şimdi şöyle bir şey, ben zaten ayrı özel eve çıksaydım, evime gelip evet. Gelen insanların hani erkek arkadaşım ya da işte kuzenim diyelim. Ya geldiğinde buna benim özel hayatım olduğu için karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Bence doğru bir yaklaşım. Doğru.
doğru bir yaklaşım. Evet. Peki yurtta mı kalıyorsunuz, evet, evde mi? Evet, şu anda yurtta kalıyorum. Yurtta kalıyorsunuz. Peki evde kalsaydınız ne düşünürdünüz? Kız arkadaşlarınız size gidip gelebilecek miydi? Ya bence yani bu şu anda bu Türkiye'de olacak bir şey değil. Çünkü yani bir sistem, bir düzen oturtması lazım. Yani bunu iyi niyeti suistimal edebilen bazı kişiler olabilir yani. Bunun için. Yani baktığımızda Japonya'da bile yurtlarda ayrı ayrı şeyler var yani. Merdiven ne diyelim, ayrı merdivenle kız erkek. Evet, kız erkek ayrı. Bence yani bizde öyle olması lazım. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Yani yanlış bir şeyler mi yapılıyor yoksa? Yok, Müslüman bir ülkedeyiz yani. Böyle olması lazım. Yani. Böyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Peki valilik tarafından evlere müdahale edilecek konusunda nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl bir müdahale? Yani kızı erkek aynı evde kaldığında. Mesela kaldığında sizin evinizde misafir doğru bir müdahale ediyorsunuz. Böyle yaklaşıyorsunuz. Blok olarak farklı bloklar olmuşsun. Evet, ben yurtta kalıyorum. Evet. Blok olarak farklı bir yer olabilir ama hani birbirinden ayırmak bence çok da doğru bir şey değil yani. Hani madem eşit bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu blokları ayırarak kızları farklı bloklarda ya da erkek öğrencileri farklı bloklarda tutarak yapılabilecek bir şey değil. Evet, siz evde mi kalıyorsunuz? Ben evde kalıyorum. Evde kalıyorsunuz. Kız arkadaşınız yanınıza geliyor mu evinize? Hayır. Gelmiyor. Peki geldiği zaman olabilir mi peki ya da olacak mı? Yani neden gelmiyor? Neden gelmiyor? Sonuçta orası bir erkek ya. Siz kaç kişi kalıyorsunuz evde? 3 kişi. Ha, 3 kişi kalıyorsunuz. Ha, misafir olarak kız arkadaşlarınız gelmediği için. Peki gelirse buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Gelirse tabii ki biz farklı bir niyetle yaklaştığımız yok. Sonuçta arkadaş ortamıdır. Ondan da ötürü sormadık.